Türkiye'nin başkenti Ankara'dan selam olsun tüm Türk dünyasına sevgili seyirciler. Bugün Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü. Bu tarih yalnızca Azerbaycan halkı için değil, tüm Türk dünyası için büyük anlam taşıyor. 97 yıl önce bugün Türk dünyasının ilk cumhuriyeti kuruldu. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, Mehmet Emin Resulzade'nin "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez" sözleriyle 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan etti. Kardeş ülke Azerbaycan'ı kutluyor, emeği geçenleri rahmetle, saygıyla anıyoruz. Ve Ankara'daki Azerbaycan Kültür Derneği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği etkinlikle başlıyoruz bültenimize. Şiirler yürekleri dağladı. Geleneksel sazlar kulakların pasını sildi. Halk oyunlarıyla da geçmiş günümüze taşındı. Azerbaycan Kültür Derneği, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümünü birbirinden renkli etkinliklerle kutladı. Organizasyonun ismi Türk Dünyası Kadın Yazarlar Sempozyumu, Geçmişten Günümüze Kadın Kalem Karabağ. Hal böyle olunca etkinliğe Azerbaycan'ın bağımsızlık coşkusunun yanında işgal altındaki Karabağ'ın hüznü de yansıdı. 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin istiklaline kavuşmasının 97. yıl dönümünde münasebetiyle düzenlediğimiz bu toplantı, Karabağ'ın işgalini, Karabağ'ın ezeli bir Türk yurdu olduğunu, Azerbaycan'ın bölünmez bir parçası olduğunu, Karabağ'ın Azerbaycan'ın en önemli sanatçılarını, aydınlarını yetiştirdiğini, oradaki kardeşlerimizin yalnız olmadığını, onların acılarını yürekten paylaştığımızı, Azerbaycan davasının haklı davaların her zaman yanımızı ifade etmek için böyle bir toplantı etkiledik. Her ne kadar bugün Karabağ işgal altında ve tarumar edilmişse de işte onların eserleri, müzikleri, tiyatroları, sanatları, kültürleri yaşıyor ve bu da Karabağ'ın bir Türk yurdu olduğunun en önemli mesajıdır. Toplantı dolayısıyla farklı ülkelerdeki soydaşlarını da görme şansı bulan Azerbaycan Türkleri, Karabağ davasının haklı sesini duyurmak için güç depoladı. Bizim Karabağ derdimizi zaten hamısı bilir, bütün dünya bilir ama bu derdimiz sağalmayınca, tam bu problem hallolmayınca biz sesimizi her yere çattırmak istedik. Sağ olsun Türk kardeşlerimiz buna, bu işte bize çok yardımcı olurlar ki bizim sesimizi dünyaya yaymakta. Yalnızca Hollanda parlamentosuna değil, Avrupa Birliği konseyine de girebilme başarısı gösteren Fatma Aktaş, Karabağ davasının güçlü sesi olmaya devam ediyor. 2004 yılında Hollanda parlamentosuna Türklere yapılan soykırımı, özellikle Karabağ'daki Türk soykırımını önergesini verdik. Ve bu önerge büyük bir ses getirdi tabii ki Türk dünyasında. Çünkü bizler her zaman kahraman bir millet olarak bilindiğimiz için acı yönlerimizi hiçbir zaman paylaşmadık dünyayla.